Herkese merhabalar, kıymetli işler YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün enginar sirkesi yapacağız. Şöyle iki adet enginarımızı ben ayıklamıştım. Sapları da birlikte olacak. Sadece şu dış kabukları olacak. Güneş gören kısımlar. İçlerindeki kuyruğu iğneli kısımları almayacağız arkadaşlar. Onları ayıralım. Sadece bize şu yaprak kısımları ve sapları kullanacağız. O yüzden ben 2 litre şöyle cam kavanozu yapacağım. Malzemelerini de sizlere şöyle küçücük anlatayım. 2 tane 2 litre sirkede kullanacağımız miktar 3 tane 2 adet yumurta koyacağız. Koyacağız. 2 yemek kaşığı sirke koyacağız. Bunu mayalandırmak için 2 yemek kaşığı. 1 çay kaşığı da deniz tuzu koyacağız ve 1 yemek kaşığı da bal koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde hazırlamış olacağız. Ve bir tencerenin içinde ya da bir tetilde suyunu ısıtıp soğuttuktan sonra hemen sirke yapımına geçelim. Bir gün önceden steril ettim. 2 litre cam kavanozun içine 2 tane şöyle atıyorum. Bir çay kaşığı deniz tuzunu koyuyorum. Ve şöyle 2 yemek kaşığı da elma sirkesi kullandım ben. Biraz karıştıracağım. Sonrasında 2 tane ayıklamış olduğum enginarları önce saplarını atacağım. Ben daha önceden ayıkladığım enginarlar kızılabilmiş olmuşum. Biraz kararma yapmış. Normal bir tane şekilde zaten. Güneş gören kısımlar biraz daha şöyle kahverengi oluyor. Küçük arkadaşımız da zaten böyle rahatsız olan arkadaşlarımız da bilirler ki enginar karaciğer dostu. Özellikle karaciğer yağlanmasını mevsiminde tüketebilirsiniz, tüketebilirsiniz ama bu şekilde kullanmış olduğunuz yapraklarında içini yemek yap, kullanırsınız. Sonrasında yapraklarını ve sap kısımlarını böyle güzel bir şekilde 12 ay, 4 mevsim ulaşabileceğimiz önümüzün altında enginarımız olacak. Sabah aç karnına, sabahları aç karnına arkadaşlar şöyle dinleyin. Sabahları aç karnına 2 yemek kaşığı kadar suyunuzu eklediğinizde bu şekilde içine devam ettiğinizde bu karaciğer yağlanmamız önlenmiş oluyor. Efendim kilo sıkıntısı olanları olan arkadaşlar için de dinleyin. Bayağı etkili olacak. Şimdi bunları hazırladım. Ve kaynatıp soğumuş suyu da koyacağım, ekleyeceğim. Kettle'da kaynattığım suyun dibinden çıkan kireçler arkadaşlar. Makinamız olmuş gibi gerçekten çok güzel. Kireç bakımından özellikle. Ben bunu daha önceden kaynatıp soğuttum ve bu şekilde bütün kireçler dibine çöktü. Çok yavaş yapmam gerekiyor doğru ki. 15-20 gün içinde arkadaşlar maksimum 15 gün. Ama siz 5 gün daha uzatabilirsiniz. Sirkeniz olmuş demektir. Daha sonrasında dibindeki tortuyu zaten süzüp özellikle ince süzgeçten veya tülbentten geçirebilirsiniz. Ama kesinlikle dipteki tortuyu almayın. Bulanık olacaktır. Şu dipteki kireci almak istemiyorum. O yüzden birazcık bekleteceğim. Bayağı dipte var. Çok üstünde bekliyorum. Şimdi bunu doldurana kadar
Şuraya kadar silme yapacağım. Sonra koyacağım. Sonrasında da tülbent de. Geri kalan şurada kaldı. Şimdi buraya kadar silme dolduracağım. Üstüne koymak istemediğim için dikli falan kısmını döktüm, tortulu kısımları. Şimdi en son bal koyacağım. Bal akışkan olduğu için en son koymak isterim. Şimdi bir yemek kaşığı da şöyle bal koyalım. Ve en önemli noktalarından bir tanesi de tahta kaşık arkadaşlar. Kesinlikle sütümüze tahta kaşık dokunmayacağım. Şöyle biraz karıştıracağım. Kalabansı. Şurada su aldı arkadaşlar. 2 tane enginar saplarıyla birlikte 2 litre su, 2 litrelik kavanoz. Her şey hazır. Şimdi ben bunu kapağını kapatmayacağım. Şöyle bir kumaşım var. Hava alması gerekiyor. Geçirgen olması gerekiyor. Şöyle oksijen alacak. Kumaşı koyuyorum. Kumaşın üzerinde sivrisini. Normalde onların da bir isim var. Silke sineği diye minik minik sinekler var. Onların gelmemesi gerekiyor. Böyle harika suçlu olsun. Aslında uygun. Kapattım. Ben bunu 15 gün boyunca dinlendireceğim. Artı 5 gün ekleyeceğim. Genelde öyle yapıyorum. Gayet de lezzetli ve sağlıklı güzel bir silke elde ediyorum. Silke elde ediyorum. 5 gün daha bekleteceğim. Sonrasında filmini alırım. Sonrasında zaten size aşamalarını birlikte zaten göstermiş olacağım. En sonraki aşamasını paylaşacağım. Sizler de nasıl süreceğiz, neler yapacağız vesaire. Onunla ilgili nasıl muhafaza edeceğiz onunla ilgili videomu da zaten sizinle paylaşacağım. Şimdi kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Sizlere herkese kolaylıklar diliyorum. Güzel ve sağlıklı günler.